Selamlar herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber başlıktan da göreceğiniz üzere en sevdiğiniz işle milyoner olmak serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Biraz tepki alabilir diye ön açıklama yapayım. Birincisi milyoner olmaktan kastım illa parayla milyon olmaktan bahsetmiyorum. İnsanların en sevdiği şeyleri yaparak da para kazanabileceklerini ve bu paranın kesinlikle normal bir işe çalışarak kazandıklarından daha yüksek olabileceğini en azından burada anlatmaya çalıştım. Milyonerlikten kastım biraz daha iyi şartlarda yaşamak, biraz daha daha iyi kalitede bir hayata sahip olmak ve daha fazla zamanın olması aslında benim görüşüm. Çünkü çok yoğun bir milyonerlik de benim için. yani istediğin kadar paran olsun. Her sabah 6'da dükkana gidip gece 12'de kapatmak zorundaysan ve yaptığın en sevdiğin şey olsa bile değil mi yani buna yani milyoner kalmak için zorundaysan ya da milyoner olduğun halde farkında değilsen ve de bunu yapıyorsan birçok şeyi kaçırıyorsun aslında hayatta. En azından benim için hayat sürekli yeni tecrübeler elde etmek, deneyimlemek ve yeni şeyler öğrenmek üzerine kurulu olduğu için böyle neyse herkesin tabii farklı bir düşüncesi olabilir. Yani sosyal medya içerik üretiyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkes ne anlamak istiyorsa onu anlayacak. Yani her uzmanlık alanı için milyoner olmak. En sevdiğiniz şeyi yaparak milyoner olmak. Artık buna ne diyorsanız deyin ikinci bölümünü çekiyorum. Bu bölümde herhangi bir iş kolu için, herhangi bir uzmanlık alanı için sizinle beraber bu iş modelini simüle edeceğiz. İş planı çizeceğim. Aynı zamanda da bu video nasıl bir iş modeli hazırlıyorum? Sıfırdan yeni bir işe başlarken nasıl bir gelir modeli, iş modeli planlıyorum? Bunu görmeniz için de çok önemli. Şimdi şöyle başlıyorum. Bir, iş planımız. Bilmeniz gereken en önemli birinci şey şu. Bu iş planını doğru uygulamak için benim ücretsiz bir şeyler yapmam lazım. Aynı zamanda bu iş planımı destekleyebilmek için benim bir lifestyle'ım olması lazım. Bu lifestyle dediğim şey Türkçesi ilham verici bir hayat tarzı ya da yaşam tarzı. Kimin için? Benim hedef kitlem için. Hedef kitlemin dikkatini, ilgisini ne çeker? Bunun için aynı zamanda ücretsiz bölümde ne verebilirim? Birinci konu. Sosyal medya kanallarına İçerik üretebilirim. Ne olabilir bunlar? Bu konuyla alakalı kısa reels'lar çekip YouTube Shorts'a, TikTok'a, Instagram'a atabilirim. Bu konuyla alakalı detaylı YouTube videosu çekip uzmanlık alanına uzmanlığımı gösterebilirim. Kendimi de sürekli geliştirdiğimi, yenilediğimi anlatabilirim. Bu beni arayan insanların ya da benim hedef kitlemin arama yaptığında insanların beni bulmasını çok kolaylaştıracak. O yüzden bu da çok önemli. Aynı zamanda ne olabilir? Benim hedef kitlemin işine ne yarayacak? Mesela hedef kitlemin işine ne yarar? Kısa bilgiler veya tüyolar, değil mi? Bunları yazılı platformlardan paylaşabilirim. Threads, Twitter, Medium gibi farklı platformlardan. Yani sosyal medyada aktif kalmak benim için çok önemli. Ücretsiz olarak işimle alakalı bilgiler vermek. Yani iş planımı şöyle ikiye bölersem işin bir tarafı hedef kitlemin dikkatini çekecek daha ilham verici hikayeler ve bölümler. Diğer tarafı bu tarafı da daha teknik yani buraya şöyle yazıyorum daha teknik bu taraf bu tarafsa daha ilham verici bölümler böyle. Şimdi geliyorum ikinci madde. Ücretsiz ne yapabilirim? Ücretsiz webinarlar yapabilirim. Yani internet üzerinden seminerler yapabilirim. Ücretsiz normal seminerler düzenleyebilirim. Bir alanım vardır, bir alan kiralayabilecek bir durumum vardır. Bilemiyorum artık. Yani sizin durumunuza kalmış. Ve kesinlikle ücretsiz olarak bazı araçlar ve dokümanlar paylaşabilirsiniz. Nedir bu? Bir e-kitap olabilir. Ücretsiz bir e-kitap harika bir seçenek. Veya ücretsiz bir Excel tool'u işlerin takip edebilecekleri. Artık ne neyse yani bir Çalışma sayfası ücretsiz. İşlerine yazacak herhangi bir şey. Hedef kitlenizin burada çok önemli. Ücretsiz bölümden insanlar bunları alarak nereye gelecekler arkadaşlar? Sizin ana ürününüze gelecekler. Nedir ana ürününüz sizin? Onu planlamanız lazım. Ana ürün ne olabilir arkadaşlar? Bir eğitim programınız olabilir. Bir koçluk programınız olabilir. Bir birebir danışmanlık programınız olabilir. Ya da sizden satın almaları gereken bazı ürünler veya ekipmanlar olabilir. Artık işiniz neyse bununla alakalı yorumlara bakarak güzel bir case study yaparım. Yani bu iş modelinde bir meslek dalı seçip birebir uygulatırız, simülasyon yaparız. Sonrasında bu ana ürün sizi aynı zamanda bir abonelik modeline de çekmeli. İnsanların düzenli para ödeyeceği bir bölüm de olmalı. Burası bir platform olabilir. Mesela bir spor salonu üyeliği olabilir. Bilmiyorum artık. Onun haricinde mesela bir yazarsınızdır her kitaplarınızı kargolarsınız. Bir dergi çıkarıyorsunuzdur her ay dergi yaparsınız. Artık burada ne yaptığınızı da bilmiyorum ama her iş modeli için bir abonelik modeli mutlaka vardır. Bunun yanında bir de sizden daha iyi verim alan insanlar için High ticket yani yüksek ödemeli, yüksek ücretli şeyler yapabilirsiniz. Yani mentorluk yapabilirsiniz. Daha yüksek ödemeli hizmetler satabilirsiniz. Birebir koçluk veya başka bir şey mesela buraya çekebilirsiniz. Ya da mesela benim yaptığım gibi bir mastermind programı yapabilirsiniz. Böyle 10 kişiye özel bir şey. Ya da yüksek fiyata sahip bir ürün çıkarabiliyorsanız. Bunu çıkarabilirsiniz, daha profesyonel bir ürün, daha büyük bir ürün, daha sizden daha memnun kalan insanlara özel bir ürün. Bu da çok önemli. İnsan artık markanızı deneyimlemiş, kalitenize güvenen insanların ihtiyaçlarını da çözüm bulmanız gerekiyor. Aynı zamanda burası çok önemli. Artık buradan sizi şu üç dalda ki müşterilerinizi gören insanlar tekrardan yani şunları gören insanlar tekrardan ücretsiz bölüme gitmeli. Yine bir markada içinde sürekli iş planınız içinde bir dönüşüm yakalanmalı bu bizim için çok önemli iş planında burada size çok önemli bir grafik çizeceğim lifestyle bölümüne geçmeden önce şimdi mesela bir kitleniz var ve bu kitlenizi büyütüyorsunuz ne demeye çalışıyorum burası sizin kitleniz olsun ve kitlenizi büyütüyorsunuz. Burası da fiyat olsun. Sattığınız veya verdiğiniz hizmetlerin fiyatları olsun. Şimdi kitleniz büyüyor. Burada işte 1000 takipçiniz var. Burada 1 milyon takipçiniz var ya da markanızın o kadar takipçisi var. Burada fiyat 1000 TL, burada fiyat 100.000 TL olsun. Şimdi burada aslında kitleniz büyüdükçe kitlenizden alacağınız ödemelerle alakalı yine parabolik bir grafik işliyor. Ama bu sefer parabol aşağı doğru gidiyor ve böyle uzanıyor. Böyle iyice aşağı doğru hatta gidiyor böyle sıfıra en yakın noktaya kadar. Şimdi benim 1000 abonem var. Ben başladım bu işlere. Optimum kazanç parabolü. Şimdi bu parabol aşağı doğru gidiyor. Ama fark, ed fark ederseniz 1000 takipçi noktasında bana yüksek rakamları söylüyor. Yani burada böyle bir küme var. Ortalama 50 bin, 30 bin artık buna ne derseniz 100 bin. Bu bölümlerde de arkadaşlar yani şu skalada da şu skalada şöyle bir küme var. Bu küme de bana fark ettiyseniz biraz da uygun fiyatlı 3000 TL, 5000 TL lik ürünleri burada bana söylüyor. Buradaki dip fiyat da bir bir 1000 lira olmasın. 100 TL olsun. Bu dipteki fiyat da 1000 TL olmasın. çizdiğimiz grafiğe göre 100 TL olsun diyelim. Bu taraftaki optimum kazancınız bakın böyle aldığınız zaman grafiği buradaki optimum kazancınız yaklaşık bu seviyelere geliyor. Böyle iyice abone sayınız yükseldiğinde de optimum kazancınız gördüğünüz gibi çok daha düşük seviyelere geliyor şurada. Bunların size farklı örneklerini vereceğim. Mesela e size çok rahatlıkla birebir koçluğunu, özel bilgilerini ya da mentorluk programını 50 bin, 100 bin TL gibi rakamlara satan 1000, 2000, 3000, 5000 takipçili hesaplar gösterebilirim. Ben de ilk başlarda bu işe başladığımda sorunları problemlere çözüp bunları çözdüğümü gösterip ama çok az insana eriştiğim için Vaktimin de çok olduğu yani bu konuyu ayıracak vaktim de bu konuda çok olduğu için hep birebir kazançları üzerine gittim. Neden burada böyle bir grafik işliyoruz? Çünkü arkadaşlar bizim e, kitlemiz arttığı zaman zamanımızda bir azalma meydana geliyor. Kitlemiz arttıkça bizim ölçeklenebilir o yüzden ölçeklenebilir işlere daha çok odaklanmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda insanlar bizden bir şeyler alacaklar ya. 1000 takipçimiz olduğunda biz haftada bir satış yapıyorken 1 milyon takipçimiz olduğunda biz haftada rahatlıkla 100 üzeri satış yapabileceğiz. O yüzden bizim için önemli olan burada çok fazla satıyorken fiyatı dipte tutmak, çok az satıyorken fiyatı yüksekte tutmak, çok fazla satıyorken ölçeklemeye odaklanmak, daha az satıyorken ölçeklemeden ziyade total kazanca yani ciroya odaklanmak bizim için önemli. Bu grafiği çizdiğimde bu iş modelini neden kurmam gerektiğini bence çok iyi anlıyorsunuz. Böyle bir kendinize sistem kurduğunuzda ben bunu yapacağım dediğinizde de her zaman başladığınızda birebir koçluklara, birebir mentorluklara, birebir görüşmelere, firmalarla, işletmelerle, bireysellerle birebir ilgilendiğiniz daha yüksek fiyatlı modellere işletmenizi ya da işte sattığınız hizmeti kurgulamak daha mantıklı. Burada artık ne giriyor devreye? İşte kurslar yarı ölçeklenebilir dediğimiz kurs verirsiniz, bunun desteğini verirsiniz. Yine tam ölçeklenebilir değildir yüzde ama yüzde altmış yüzde yetmiş ölçeklenebilirdir. Ee, webinarlar yapabilirsiniz, seminerler yapabilirsiniz. Artık bir kitleniz var. Mastermind programları yapabilirsiniz. Bu tip fiyatı daha böyle üç bin bandında oynayan gelir modelleriyle uğraşabilirsiniz. Bu tarafa geldiğimizde de Kitle çok arttığı zaman artık kitleye çok daha ucuz. Buna mesela en güzel örnek Twitch yayıncılarını verebiliriz. Artık odaklanmamız gereken konuyu biraz daha abonelik ama nasıl abonelik? Çok küçük çaplı abonelikle farklı içerikler sunmaya verebiliriz. Çünkü kitlemiz arttıkça artık bizim en çok vakit ayırdığımız, zaman ayırdığımız şey ne oluyor arkadaşlar? İçerik. O yüzden içeriğin farklı dallarını fiyatlandırarak vermek çok mantıklı. OnlyFans neden büyüdü, neden bu kadar ilerledi diye sorarsanız da aslında bu opsiyon yine geçerli. Çünkü takipçi sayım yüksekse bana 5 dolar, 10 dolar veren seyirciler, izleyiciler olabilir. Benim yeteneklerimden ya da yapmayı sevdiğim şeylerden bazıları da art 18 içerikler paylaşmaksa dediğim gibi ben bununla alakalı da içerik üretebilirim. Bana mantıklı geliyor. O zaman evet OnlyFans çok mantıklı. Ya da OnlyFans'ı sadece artı 18 paylaşımı için kullanmayanlar da var sonuç olarak. Kendi öze mesela ben boksörüm nelere dikkat ediyorum? Antrenman programlarımı nasıl hazırlıyorum? Sonuçta benim atıyorum ünlü bir boksör olarak 10 milyon takipçim var. Bu 10 milyon takipçimin içinden yaklaşık mesela 10 bin tane gerçekten boksla ilgilenen benim gibi boks yapmak isteyen insan var. Geri kalan %99.9 beni takip ediyor bir influencer olarak. Ama bu kitle bana her ay 10 dolar verebilir. Ne için 10 dolar verebilir? Ben zaten içerik üretiyorum bu kadar takipçim olmuş. Ne için 10 dolar verebilir? Benim boks antrenmanlarım, beslenme programlarım veya birçok şey için verebilir. Aslında olayımız en sevdiğimiz şeyi yaparak para kazanmak ya. İşte en sevdiğimiz şey mesela boks yapmak. Hayatımızı buradan kazanıyoruz ama boks maçları yeteri parayı getirmiyor yeteri kadar. Ne yapabiliriz? Kitlemizi burada içeriklerle büyütüp içerikleri de box üzerine kurgulayıp bir takım özel takipçilerimize de daha özel içerikler yine sunabiliriz. Yine tabii ki sevdiğimiz alanla alakalı. O yüzden burada da böyle bir grafik işlemek çok mantıklı. Mesela ben bir boksörüm sadece 1000 takipçim var ama boksla alakalı videolar paylaşıyorum. Burada e, şuradaki ücretsiz şeyleri yapıyorum ama yalnızca 1000 adet takipçim bulunuyor. Ne en mantıklısı? Gerçekten benimle birebir çalışmak isteyen bir öğrenciye mesela aylık 10.000 TL'ye mesela 5.000 TL'ye PT'lik hizmet artık fiyat ne kadar bilmiyorum verebilirim. Takipçisiyim yavaş yavaş 20 bin lira 30-40 bin lira geldiğinde bu tip birebir hizmetleri bırakıp biraz da bununla alakalı platform oluşturmaya, bununla alakalı eğitimler oluşturmaya, bununla alakalı webinarlar ya da farklı programlar oluşturmaya odaklanmak çok daha mantıklı. Buraya geliyorum lifestyle bölümüne. Arkadaşlar lifestyle bölümünü ben yine ikiye ayırayım. Neden ikiye ayırayım? Çünkü bunun bir tarafında pazarlama var. Bilmeniz gereken teknik bir konu bu aynı zamanda. E bunun diğer bir tarafında da bir hayat kurgulamak var. Şimdi bu kurguladığınız hayat eğer gerçek olursa... Yani ne demeye çalışıyorum? Ben bir boksörüm. Gerçekten her sabah 5'te kalkıyorum. Antrenmana gidiyorum. Ondan sonra deli gibi saatlerce antrenman yapıyorum. İşte antrenmandan çıkıp inanılmaz beslenmeme dikkat ediyorum vesaire böyle diyorum. Ve bu hakikaten gerçek bir lifestyle artık haline, halinde benim için. Bu lifestyle ile alakalı sadece bunun üzerine ne yapıyorum arkadaşlar? Artı bir içerik üretimi ekliyorum. Artık benim odaklandığım konu içerik üretmek bununla alakalı. İşte boks yaparken antrenmanda kenarda telefonumu koyuyorum. İşte beslenmemde fotoğraflarını çekip paylaşıyorum. İnsanlara bununla alakalı bildiklerimi anlatıyorum. Trikler veriyorum, tüyolar veriyorum, motivasyon veriyorum. Gerçekleri konuşup anlatıyorum. Bu çok önemli ve sorunları çözüyorum. Bunlar zaten sizin kitlenizi büyütecek temel unsurlar. Pazarlama tarafında bilmeniz gerekenler. Bununla alakalı nasıl içerikler daha fazla izlenir? Nasıl kaliteli yani birinci konu kesinlikle kalite. Yani kaliteli içerik burada nasıl çıkar? Bakın bugün kendi alanında başarılı olmuş insanların tamamı kaliteli içerik üretirler. Kimse böyle amatör içerik üretmez. Başarılı olamamış ağlayanların tamamına bakın. Çok kalitesiz bir içerikle karşı karşıyadır her alanında. Yani onlar bunu fark etmezler. Bununla alakalı isterseniz detaylı videoda gelebilir. İnceleme yapabilirim yani kaliteli kalitesiz ne demek her alanda. Bunun haricinde ben performans marketingi bilmem lazım. Doğru insanların karşısına reklamlarla da çıkmayı bilmek, sosyal medya platformlarına para ödeyerek sponsorlu bir şekilde doğru insanları karşısına çıkabilmek benim için çok önemlidir. biraz viral olmayı, ne bileyim işte içeriklerin kendi kendine tutmasını beklemek de eğer bu konuda çok tecrübeli değilsek çok zor yani. Da kesinlikle performans marketingi bilmek lazım diğer tarafta neler var? Mail marketing var. Mail marketing nedir? E burada ücretsiz bölümde insanları topluyoruz yani. Buradan insanları ana ürüne nasıl aktaracağız? Tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan, duyurularımızdan onları mail atarak, onları işte sponsorlu reklamlarla geri retargeting şeklinde reklamlar oluşturarak falan onları bir şekilde paid customer'a ya da işte bir şekilde bize para veren bir hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bu taraf zaten bize para verdikleri versiyon. E bu taraftaki versiyonun aktif kalması buradan buraya buradan buraya akması hatta bu tarafa yeni ücretsiz leadler yani potansiyel müşteriler göndermesi için de bu tarafta mail marketing, performans marketingi çok sıkı tutmamız lazım. Peki lifestyle konusunda ben size burada çok ufak bir bölüm açacağım. Burada açtığım gibi. Burada da önemli birkaç bölüm var. Bir tanesi social proof'lar. Proof kanıt demek. Yani gerçekten sizin bu uzmanlık alanınızı görmüş, bu konuyu da hem fikir, bu konudan faydalanmış insanlarla röportajlar, onlardan yorumlar almak, bunları diğer potansiyel müşterilerinizin gözüne sokmak çok önemli. Yani grafiğin şu alanında optimum kazanç noktanızı buldunuz, fiyatlandırmanızı yaptınız, birebir hizmet verdiğiniz insanların tamamını henüz onlarla birebir iletişim halindeyken memnun edip social proof tarafına katabilirseniz bu siz için inanılmaz bir artı olur. Çünkü bunu hayatınızda bu iş hayatınızın artık birçok alanında Kullanacaksınız. Bunun tabii röportajlar falan da diyebiliriz buna. Yani sadece şey değil, röportaj bu konuda çok daha etkili olur. Diğer bir bölümde artık insanlarla fiziki buluşmalar, yani seminerler bu konuda aşırı önemli. İnsanların sizi görmesi ya da kendi iş alanınıza göre buluşmalar, bunlar çok önemli. Burada yapmanız gereken şey aslında nedir biliyor musunuz? Bir kendi iş alanınızda hedef kitlenizle network sağlar bu. İkincisi de insanların sizi fiziki olarak görüp güvenmesini sağlar. Bu illa insanların oraya katılıp sizi fiziki olarak görmesi değildir. Bu aynı zamanda böyle bir etkinlik yaptığınızı gören insanların katılmasa bile sonradan onun videolarını içeriklerini izleyip size güvenmesidir. Bu hakikaten gerçek bir ders gibi oldu. Bununla alakalı daha detaylı bilgiler anlatabilirim. Çok daha anlatılacak şey var. Ancak tabii ki bu bölümlerin çok daha uzun ve profesyonel kısımları canlı yayınlarıyla beraber Korsak PES abonelerine özel oluyor. Siz de Korsak PES'e katılarak bu ve bunun gibi binlerce bilgiyi çok net bir biçimde öğrenip benimle direkt iletişimde kalabilirsiniz. Bu da benim ücretsiz alanımdaki YouTube içeriğin ve uzmanlığını gösterme kısmında. Yani şaka bir yana eğer birilerine bir şekilde yardımcı oluyorsa bu videolar ne mutlu bana ki olduğunu görüyorum. Bu motivasyonla ve bu disipline devam ediyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum olarak bütün sorularınızı yazmayı çünkü bütün yorumları okuyorum benim için çok önemli böyle bu, bu camiada çok büyük kitleler yok biliyorsunuz. Çünkü her bir kişi benim için inanılmaz önemli. Okuyabiliyorum hala. Abone olmayı kesinlikle unutmayın ki ben de göreyim. Hani bunlar gerçekten önemli. Türkiye'de anlatılmayan bilgiler ve birileri bunu fark edip paylaşıyor bir şekilde. Durumlar böyle. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.